İl Başkanı Orhan Polat. Şimdi Dilek ve Temenniler bölümünde müracaat eden Amasya Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çekin Beyefendi'yi konuşmak üzere davet ediyorum. Türk dünyasının büyük lideri, muhterem başkanımız, genel idare kurulumuzun kıymetli üyeleri, civar il ve ilçelerden gelen değerli belediye başkanlarımız, il başkanları, ilçe başkanları, kıymetli misafirler, sevgili Amasyalılar, kısa konuşmama hepinize saygılar sunarak başlamak istiyoruz. Bugün biraz önce muhterem başkanıma arz ettiğim gibi üç tane bayramı birden yaşıyoruz. Bir tanesi, en önemlisi, yaklaşık bir yıldır kendisini görmediğimiz büyük başkanımızı Amasya'mıza teşviklerinden dolayı yaşadığımız bayram. Bu katılımlarıyla bizleri gururlandırmıştır, şereflendirmiştir. Kendilerine hasreten şükranlarımı arz ediyorum. Derler ki, genel başkanıma Amasya İl Kongresi'nin Cuma günü olacağı, çünkü diğer günlerin dolu olduğu belirtilmiş, kendileri olsun, Cuma günü mübarek gündür, siz katılımı falan düşünmeyin, Cuma günü olsun varsın demişlerdi. Arzu ettikleri gibi bu mübarek Cuma günü icra edilen bu kongrenin hem Amasya'mıza hem ülkücü camiaya hem yurdumuza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İkinci bayramımız bugün hayırlısıyla neticelenecek olan ilk kongremiz. İnşallah bu kongreden sonra el ele bütün mensuplarımız, eski idarecilerimiz, yeni idarecilerimiz, çünkü bu yolda söz aldım kendilerinde, el ele Milliyetçi Hareket Partisi sözlerine başta aziz başkanım olmak üzere kongremize katılan değerli misafirlere bir kere daha hoş geldiniz diyerek, saygılar sunarak ve hepimize Cenab-ı Allah'ın rahmetinin, bereketinin ve selamının üzerimize olması niyazıyla saygılarımı sunuyorum. Ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aramızda hiç unutmamızın mümkün olmadığı çok büyük bir yiğitlik göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip saflarımıza şeref veren, bizim mücadelemize katılan Gümüş Belediye Başkanı Nuri Akın Beyefendi de var. Kendisine hoş geldiniz. Ayrıca Akınoğlu Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Aytaş Beyefendi de aramızdadır. Kendisine hoş geldiniz diyorum. İdare kurulu üyeleri, belediye ve teşkilat başkanları, ülkücü harekete gönül veren delege arkadaşları, fedakar ülkülaşları, yazılı ve görsel basınımızın değerli mensupları, Şehzadeler Diyarı Amasya İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Ben Amasya İl Başkanı adayı olarak huzurunuzda bulunuyorum. 29 yıldır neferi olarak çalışmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha yararlı çalışmalarda bulunabilmek için hizmet yarışına soyundu. Aynı gayeyle hizmet yarışına çıktığına gönülden inandığım
Sayın Yaşar Erbil arkadaşıma, onunla beraber çalışan dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bizler hükümette, kinde ve nifakta yarışmıyoruz. Daha fazla hizmette, birlikte, beraberlikte ve davamızı daha ileriye götürmekte yarışıyoruz. Bir bedenin organları gibi uyum içerisindeyiz. İl başkanlığı adaylarının birden fazla olması hizipçilik ve ayrılıkçılık anlamına gelmez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özünde var olan parti demokrasisinin bir neticesidir. Adayların daha fazla olması partimizi daha ileriye götürme yarışının bir göstergesidir. Değerli dava arkadaşlarım, bu kongrenin neticesi nasıl olursa olsun sizin vereceğiniz karara saygılıyız. Teveccühlerinizle bu bayrak yarışında görevin bizlere verilmesi kısmet olur ise Milliyetçi Hareket Partisi'ni Amasya'da layık olduğu konuma getirebilmek için gece ve gündüz çalışacağımızdan emin olun. Sizlere bu namus sözünü verirken listemde görev kaleminde bulunan ve Ülkücü Hareket'te Amasya'mızda uzun yıllar çalışan ve sizlerin de yakından tanıdığı teşkilatçı arkadaşlarıma güveniyorum. Şayet seçimi kaybedersem yine bir nefer olarak çalışacağımdan emin olmanızı istiyorum. Ömrünün yarım asırdan fazlasını Türk ve İslam davasına adayan Türk dünyasının başkuğu Sayın Genel Başkanım, bizler 2000'li yılların Türk dünyasını çağlar üstüne ancak ve ancak sizin fikirleriniz, bilge kişiliğiniz ve liderliğinizle taşıyacağımıza inanıyoruz. Bizim görevimiz Şehzadeler Diyarı Amasya'mızda Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçimlere hazırlayıp birinci parti haline getirmektir. Kongrenin Ülkücü Hareket'e, Türk ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Çünkü yine bu kongrede il başkanı adayı olan Yaşar Elbil beyefendiyi mikrofona davet ediyorum. Başbuğunu, milletimin bilge liderini, davamın şanlı erlerini saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mukaddes bildiğimiz davamızda Milliyetçi Hareket Partimizi bu mübarek günde yapılan genel kurulunda görev nöbetini ben ve arkadaşlarım olarak devralmaya talip oldum. Bu kutsal görevi bize tevdi edildiği takdirde dava arkadaşlarımla beraber gönül gönüle hepimiz birimiz hepimiz düsturuyla hep birlikte davamızı daha ileriye götürmenin gayreti içinde olacağımızı söz veriyorum. Şayet görev bize tevdi edilmediği takdirde diğer arkadaşımın yönetim kurulu üyelerine tam desteğimizi vereceğimize de söz veriyoruz. Gün birleşme günüdür. Gün gönül beraberliği günüdür. Ülkücü hareketin şahlanış günüdür. Gün birlik ve beraberliğimizin ufuklara doğru haykırışının günüdür. Görev nöbetine talip olan dava arkadaşıma da başarılar diler. Genel kurulumuzun milletimize, partimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Saygılar sunarım. Allah'a emanet olun. Değerli dava arkadaşlarım, kongreye katılanlar arasında Samsun Kadınlar Kolu İl Başkanımız Beyhan Aslan ve Merkez Karar Kurulu üyesi Fahri Göksal Beyefendi'ye de hoş geldin diyorum.
Değerli yurttaşlarım, şimdi Merkez Karar Kurulu üyemiz Sayın Adnan Uçaş Bey tarafından Sayın Başbuğumuz, liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş Bey'e hediye olarak yaptırılan sandalyeyi takdim etmek üzere Sayın Adnan Uçaş Bey'i ve bu güzel eseri meydana getiren usta Sayın Mustafa Özlü kürsüye davet ediyoruz. Çelik bilekli ülkücü gençler, konuşmaya başlattım hepinizi, en derin sevgiden saygılarla kutluyorum. Bugün Şehzadeler Diyarı, Türk Medeniyet Merkezlerinden olan tarihi güzel Amasya'ya, siz şerefli vatandaşlarımın şerefli muhitine, çevresine, aranıza gelmiş olmaktan dolayı arkadaşlarımla beraber ben büyük bir mutluluk ve şeref duyuyorum. Çok büyük hizmetler yapmıştır. Doğrudan doğruya tek başına iktidar olmamıştır ama kendisi iktidar ortağı olarak ve muhalefet partisi olarak milletimizin hizmetinden bir an geri kalmamıştır. 12 Eylül'den önceki dönemde Türkiye'mizin Sovyetlerin çizmesi altına düşmesine yaptığı çetin mücadeleyle, feragatlı mücadeleyle müsaade etmemiştir. 12 Eylül'den sonraki dönemde de daima hak yolunu göstermiş. Dürüstlüğü kendisine politika yapmış bir siyasi parti olarak hem vatandaşlarımız tarafından hem diğer siyasi partilerimiz tarafından takdirle karşılanmış, her zaman işbirliği, beraber hareket etmek, seçimlerde, seçim ittifakıyla seçimlere katılmak için çok tekliflerle karşılaşmıştır. Bugün de bu tekliflerle karşı karşıyayız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz tek başımıza seçimlere girmek için çalışmaktayız. Plan ve programımız tek başımıza seçimlere girerek tek başımıza seçimleri kazanmak ve tek başımıza iktidara gelmek. Türkiye,
Muhterem arkadaşlarım, burada seçimlere aday olmuş olan arkadaşlarımız bu kürsüden huzurumuzda konuştular. Konuşmalarını çok beğendim. Her iki il başkan adayımız da gerçekten İslam'ın ilahi ve yüce ruhuna uygun, her şeyden evvel Allah rızasını esas alan bir görüşle ve olgunluk içinde fikirlerini ifade ettiler ve dediler ki hangimiz kazanırsak kazanalım, biz kazanmasak da kazanan arkadaşlarımızın emrinde olacağız, onlara her türlü desteği yapacağız, onlarla beraber hareket edeceğiz. Bu büyük ruh Milliyetçi Hareket Partisi'nin zafere yürüdüğünü şimdiden ilan etmektedir. Tebrik ediyorum. Kendilerinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Tutacakları her çalışmada, her işte mutlaka muvaffak olacaklarından hiç şüphe etmiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi konuyu siyasi durumlara getiriyorum. Dün akşam Almanya'dan İstanbul'a, oradan da geç vakitte Ankara'ya intikal ettim. Bu sabah da Amasya'ya kongremize geldim. Hepinizi saygıyla selamlarken Almanya'daki yurttaşlarımızın yüce heyetimize beni elçi olarak gönderdikleri başarı dileklerini de sözlerimin başında sizlere iletmek isterim. Almanya'da müşahede ettiğim çok önemli bir konuyu gündeme getirerek konuşmaya başlamak istiyorum. Alman topraklarında ekmek paralarını çok büyük şartlar içinde sağlayan ve milli birlik ve beraberlik duygularını unutmadan, vatanlarından kopmayan bu değerli evlatlarımız bugün merhamet ve ahlak özürlüsü ırkçıların tehditleri altındadır. Güne kadar bölücü eşkıyanın uzantısı, soysuzların çirkin davranışlarına maruz kalan vatandaşlarımız bugünlerde onlarla birleşen ırkçı yeni nazilerin hedefi olmuş bulmaktadırlar. İnsan hakları konusunda bizlere ahlak ve fazilet dersleri vermek küstahlığında bulunan bu çifte standartlı insanların sorumsuz davranışlarını yüksek huzurlarımızda lanetliyor.
aslı da bir mana vermemekti. Kadınları, çocukları, bebekleri sırf Kürt oldukları için uykularında yakacak kadar canileşen faizleri derhal yakalanmaları, cezalandırılmaları ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın gerektiği şekilde korunmaları için her türlü etkinliği hem Almanya'dan hem de Hollanda'dan devletimizin acilen talep etmesi gerekmektedir. Yurt dışındaki insanımızın sahipsiz bırakılmadığı dünya aleme gösterilmelidir. Devlet sorumlularımızın dedikodu ve hayal dünyasından ayrılıp dışişleri aracılığıyla bir an önce bu konuda kalıcı tedbirlere başvurmasını istiyorum. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan, dış politika ve dış itibar açısından çıkmaza giren bugünkü hükümetten erken bir seçimle kurtulmak zorundayız. Herkes yerinin, görevinin, yetkisinin ve sorumluluğunun gereğini ifa etmezse demokratik sistem olduğu kadar dış itibarla çıkmaz sokaklara, dar boğazlara girecektir. Herkes kimdir? Önce parlamentodur. Sonra siyasi partilerdir. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarıdır. Kısacası milletin kendisidir. Millet hangi yolun nereye çıkacağını, kiminle nereye varılacağını, kimin ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını ayırt edecek üslup ve seviyeyi pek iyi bilir. Biz her zaman liyakatla hizmete hazırız. Nöbette bekliyor. Almanya'daki insanımızın kaderi ülkemiz insanının kaderinden pek farklı değildir. Orada duyduğumuz acıyı burada nasıl duyuyorsak burada duyulan acı da orada aynen duyulmaktadır. Muhterem Amasyalılar, değerli dava arkadaşlar, 2000 yılına 32 ay kala 21. yüzyılın devletini düşünmek gerekmektedir. Bu devlet vatandaşını yalnız klasik hak ve hürriyetlere ve dış itibara değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel çağdaşlığa da ulaştırmakla mükelleftir. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı bir plan ve programa bağlamak ise 21. yüzyıl arifesinde ana ilke olarak kabul edilmelidir. Bir tarafta sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, diğer taraftan ekonomik ve sosyal bakımdan güçsüz kişilerin himaye edilmesi 21. yüzyıl devletinin temel felsefesi olmalı. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Sosyal hakları tanımak yetmez. Bunların gereği olan kaynakları bulmak da lazımdır. Bir başka deyişle kaynaklar gelişmedikçe bu sosyal hakları sağlamak mümkün değildir. Öyleyse hem kaynakları geliştirelim hem de sosyal hakları sağlamak imkanlarını bulalım. Bu da ekonomik kalkınmanın başarısına bağlıdır. Oysa bugün gördüğümüz odur ki hükümetimizin bu alanda sürdürü gözüktüğü faaliyetler hayalden ibarettir, yanıltıcıdır, aldatıcıdır. Bu hayal kölesini iç ve dış siyasi gücü zaafa uğratmıştır. Rejimi ve onun getirdiği temel haklar siyasetini çıkmaza sokmuştur. Aziz Amasyalılar,
siyasetin zor günlerinin içinden geçtik, geliyoruz. Zor günler bitmiş değildir. Haklı davaların eninde sonunda başarıya ulaşacağı düşüncesiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu arada erken seçimi neden istediğimizi bir defa daha ortaya koymak istiyorum. Öncelikle bilinmesinde fayda olan husus, kimseden bir şey istemediğimizdir. Kimseyi de hedef almıyoruz. Biz cumhuriyetin devamı için erken seçim istiyoruz. Biz hürriyetleri savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Biz demokrasiyi savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Biz milletimizin birlik ve beraberliğiyle dış itibarını savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Biz barışı savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Biz laikliği savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Biz demokratik bir hür parlamenter sistemi ve hukukun üstünlüğü prensibini savunduğumuz için erken seçim diyoruz. Ayrıca bu ülkede millet, memleket, cumhuriyet, milli hakimiyet, hukukun üstünlüğü ve seçim sözlerinin kimseyi rencide etmeyeceğini, aksine demokrasimizin teminatı olacağına inandığımız için erken seçim diyoruz. Dolayısıyla herkesin rejimin geleceği açısından bizim düşüncelerimizi paylaşmasını istiyoruz. Zira doğru olan budur. Eğer bu olmazsa devletin rejimi ayakta tutması fevkalade güç olacaktır. Ben yüksek huzurlarınızda tarihten gelen sorumluluğumla hükümeti ve parlamentoyu bir defa daha uyarıyorum. Erken seçim ve millete müracaat demokrasimizin teminatı olacaktır. Acele edin diyor. Şehzadeler Şehri'nin bu güzel kongresinin hayırlara vesile olmasına ve yarınları kucaklayacak yetişmiş kadroların bu kongreden çıkarak Türkiye'nin meselelerine Amasya'dan tıpkı milli mücadelenin ilk günlerinde olduğu gibi aydınlıklar getirmesini temenni ediyorum. Kongremiz kutlu olsun, hayırlı olsun. Hepinize tekrar saygılar olsun.
Patron bu tarafa. Bu tarafa. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi ilham. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi ilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ha şunu bir açalım. Başlayalım. Başkanım. Gerçek başkanım bakıyor. Buradan sonra yapıyor. Bakıyor başkanım. Buyurun başkanım. Sembol olarak diye bismillah. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sen de geldin beni biliyorsun ha. Bu 10 oldu. Şimdi şuradan çek. Gördün mü? Geç başkanım. Beyler yavaş, beyler yavaş. Tamam abi. Başkanım bir gelsin. Geç başkanım. Muhammed. Muhammed nerede? Muhammed. 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 Şuraya bir yol açtım. Şuraya bir açın arkadaşlar. Yavaş yavaş. Muhammed. Uğur Bey. Başkanım. Hem sağ olun.